Mutfakta sizi siz yapan şey, mutfakta kullanmış olduğunuz aletlerdir. Bu da benim alet çantam. Hadi hep beraber bir bakalım en çok kullandığım aletler hangisiymiş, onları görelim. En önemli aletlerimizden bir tanesi elbette bıçağımız. Sizin için en önemli şey bıçağı seçerken, kullanımın ne kadar kolaylığı, hafifliğinin ve ağırlığının size ne kadar rahatlık verdiği ve neyi keseceğinizi belirleyebilmenizdir o bıçakta. Sizin için bir bıçakta olması gereken en önemli özellik ergonomisi ve kullanım kolaylığı. Siz kullanacağınız alana göre bıçağınızı seçebilirsiniz ve ayrıca da kullanma rahatlığınıza göre bıçağınızı seçebilirsiniz. Bu çantada görmüş olduğunuz bıçaklar benim günlük mutfak yaşantımda en rahatlıkla kullandığım bıçaklar. Bu bıçak bir Takeda, Japon el yapımı bir bıçak. Her alanda kullanabilirsiniz aslında. Rahat olduğunuz her alanda kullanabilirsiniz. Benim için önemli olan sebzeleri kullanmak mesela bu bıçakta. Bu bıçak ise ağırlığıyla ünlü. Farklı farklı boyları var. Hatta daha uzunları da var. Sırt kısmının kalın olması, alt tarafının keskin ve tek tarafının açılmış olması aslında çok iyi bir kemikli et kesici bir alet olduğunu gösteriyor. Bu bıçak oyuncağım benim. Bir cep şef santokusu. Şu şekilde sadece iki parmağınızı tutarak kullanabildiğiniz bir bıçak. Mutlaka her zaman makasa ihtiyacınız olur. Çünkü mutfakta neyi acil kesmek ihtiyacınız olacağını bilemezsiniz. Neyle karşılaşacağınızı bilemezsiniz. Mutlak suretle bir balık kılçığımızı edinmek durumundasınızdır. Çünkü balık kılçıklarını en rahat alabileceğiniz alet bu cımbızdır. Eğer daha büyük balıklar ve daha kemiksi yapıda kılçıklarla uğraşıyorsanız da böyle bir pense kullanmanız size tavsiyedir. Her ne kadar son zamanlarda bazı ödül kategorilerinde cımbızsız restoran seçiyor olsalar da aslında cımbız gerçekten hassas tabaklamalarda ya da hassas kullanımlarda hepinizin ihtiyacı olabilecek bir küçük alet. Mutlak suretle bir ölçü kaşığı, hatta belki de bir ölçü kaşığı seti. Böylece çok ince ayarlarda malzemeleri ölçebilmek için kullanabilirsiniz. Bir küçük spatula, bıçak çantasına sığabilecek boyda. Bir derece. Çok rahatlıkla etinizin derecesini ölçebilirsiniz. Aynı zamanda dijital derecelerle pişirmiş olduğunuz her şeyin derecesini ölçmek gibi imkanlarınız da olabilir. Bizim vazgeçilmezlerimizden bir tanesi yine çok ince rende. Farklı boyutlarda bıçaklar. Ben bu bıçağı çok seviyorum. Her ne kadar fileto bıçağı gibi esnek olmasa da uzunluğundan dolayı mukavemeti birçok balığı temizlememde, ayıklamamda bana yardımcı oluyor. En son da her zaman yanımdan ayırmadığım vazgeçilmez. Sanıyorum 10 seneden fazladır bu çantamda benimle beraber mutfaktan mutfağa dolaşan bıçağım.